İnsanlar ne yaşıyorlarsa onu problem ediyorlar. Başka? Neyin peşinde koşuyorsan onun fakirisin. İnsan kaybettiklerine üzüntülür, üzülür. Ben zaten cemiyeti terk etmiştim. Hayatımın içerisindekilerin hiçbirisini kaybetmemişim ki hapisten üzüleyim. Zaten terk etmiştim. Vay be. Sordum, kim olmamı isterdin ve nasıl olmamı isterdin? Sordum kendime. Kim, hani herkes sorsun, hangi model, kim gibi olmak isterdiniz ve nasıl olmak isterdin? Sorun kendinize. Ölümün hayatın kadar değerli, ölümün hayatın kadar değerli. Hep böyle misal veriyorum ya. İsterseniz siz de deneyin. Dediğimi yapın, direnin. Nefes alın. Bırakmayın. Bırakma. Bırakma. Yasin biraz bıraktı abi. Hasan da bizi kökten götürecek. Evet. Peki, bırakınca rahatladınız mı? Oh, tansiyon bir de uyudu abi. Nefes almak hayat, vefat etmek böyle rahatlamak, nefes vermek gibidir. Hayatın gerilmişliğini, hayatın acımasız enerjilerinden boşalmaktır. Ölü böyle nimettir. Nefes vermek gibi. Allah Allah. İhtiyaç değil mi abi? İhtiyaçtır. Hayat kadar ihtiyaçtır ölü. Allah Allah. Gidin astım hastalara, yaşlılara, intihara götüren hasta şeylere, sıkıntılara sorun. Ölüm nedir? Ellerine geçmek intihar ediyor. Nefes bak tut. Lezzetli değil mi? Çok güzel. Ama çok güzel, çok durursa çok kötü oluyor. Her şey yerinde ve miktarı ve zamanı kadardır. Fazlası fazla. Dünyadan biri çıksa bıraktığı boşluk kadar senin dünyanı dolduruyordu. Mesela hiç kimse, mesela ben vefat etsem, hiç kimse benim yerimi sizin dünyanızda doldurmaz. Sizin biriniz vefat etse, hiçbirinizin boşluğu benim dünyamı doldurmaz. Çünkü Allah özel yaratmış. Askerlik yapmışsınız. Yeni elbise şey yapmışsanız, biz öyleydik. Askerlik, iki ay oldu elbise alan ama terisin geldi. Onu yıkıyorlar, yeni askere veriyor. Ama genelkurmay ve ordu paşaların elbisesi muzeye kaldırılır. Başka askere verilmez. Yani sen böyle paşasın Allah'ın nazarında, hiç kimse senin yerini kimse dolduramaz. Sen özelsin Allah için. Onun için birbirimizin kıymetini bilelim. Başka bir cümle, benim değil bu. İnsanlar konuşur da az, fikirler konusunda da çok meraklı olurlar. İnsanlar ne konusunda az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun. Hatem-i Tayyi Bedevi'ye her türlü imkanları sağladı. Yola koymak için bir müddet ona eşlik etti. Bedevi bunu istismar ederek kılıç çekip kendisini bir müddet refakat eden Hatem'in her şeyini aldı. Hatem ona, bak Hatem-i Tayyi var ya, Müslüman değildi. Adama her türlü imkanı verdi Bedevi'ye. Bak çok acayip bir ders. Ondan sonra yol azığı verdi. Yola da şey olmasın diye, yola da belirli yere kadar götürürken bir müddet ona eşlik etti. Bedevi bunu istismar ederek kılıç çekip kendisine bir müddet refakat eden Hatem'in her şeyini aldı. Hatem ona,
malımı elimden aldığına değil, bak malımı elimden aldığına değil, içimdeki cömertlik ateşini söndürdüğüne yanarım demiştir. Söndürmüş mü acaba? Şimdi bununla alakalı bir şey anlatayım. Ayşe validemizle alakalı. Çok ilginçtir. Bu size çok lazım olacak. Ben yapamıyorum ama yapmaya çalışıyorum. Çadıra dediler ki bir bedevi geldi. Ona şey verin dedi. Azık verin. Bu çok önemli. Evde kullanın. Her yerde kullanın. Çadıra bir bedevi geldi diye haber geldi. Ayşe validemiz dedi ki dininizin işte bundan öğrenin diyor. Meyra'dan öğrenin diyor. Ayşe validemiz için diyor. Bedevi geldi demiş. Ona azık olarak bir şey verin demiş. Sonra bir atlı süvari geldi diyor. Kendisine azık verin. Atına da yem verin. Hoşnut dedin gönderin dedi. Başka bir demiş ki efendim bir aşiret reisi geldi demiş. Çadırı alın, dinlendirin, ikramda bulun, onu dinlendirin. Demişler ki niye üçüne de farklı muamele ettin? Bedevi dünyasında sırf iyaşe vardı. Süvarinin atının sularması, yemi ve kendisinin yemlemesi. Ama aşiret reisinin beklentisi ise böyleydi. Onun için siz hak etmeyene hakkını vermekle zulmetmeyin. Hak etmediği bir şeyi insanlara vermekle zulüm olur. Mesela miras kadına 1/3, 2/3 erkektir. Onun hikmetini bir dersimiz de var Nur dersinde. Eşit yaparak zulmet yemeyin. Zulüm yapmayın. Şimdi bedeliye aşiret reisi gibi muamele görseniz size düşman olur. Beklenti öyle yapar artık. Kim nereye layıksa ona öyle muamele edin. İhsan ilahiden fazla ihsan değildir. Zulümdür. Anladınız mı? Bedevinin yanına, cahilin yanında tevazu yapmayın. Estağfurullah sen daha iyi bilirsin canım. Ya bu bir yer okusan sen. Niye hayır? Benim olduğum yerdeki kim okuyacak? Ben okuyacağım. Bu eranet kibire bak. Hayır kardeşim. Bu hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Bu yerinde kullanılması lazım. Efendim, o ne bekliyordu? Beklentisi nedir? Bedevi bu. Süvari ne bekliyordu? Bu. Reis ne bekliyordu? O. Fazla yapmayın. Fazla ona zulümdür çünkü kaldıramaz. O iltibatı kaldıramaz. O mesela sevilmesi gereken çocuk hanım, sevilmesi kadar sevin. Sevilimi, verilmesi kadar verin. Çok vermeyin, yapmayın. İyilik değil, çocuğunuz mızmız olur. Pıntı olur, gölge insan olur. Yani dostlarınız düşmana çevrilir. Boşuna dememişler. Gerçi böyle biraz yanlış gibi ama doğru tarafı da var. Kime yaptın eğilik ise ondan sakın kendini demiş. Çünkü yaptığınız iyilikte insan bir beklentiye girer. Veya o devamlısını ister. Bu sefer zıttına döner. Bak benim diyor, bu aldığın malıma üzülmüyor. Benim cömertlik ateşimi söndürdün. Ona üzülüyor. Ya. Bu var ya abi. Bu var ya günün şey. Aynen bunun gibi de sen de dikkatli ol ki devam ediyor bak. Aynen bunun gibi de sen de dikkatli ol ki manevi değerleri maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, ulvi ve sufli menfaatlere aracı olarak kullanıp yozlaştırarak insanların ve toplumun manevi vicdani değerlerini derin yaralar açma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür? Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür? Tirmizi Kıyame 17. Yani buna dikkat edin dedim. Aynı bunu Hatem-i Tayi gibi sen de dikkat et. Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, ulvi ve sufli menfaatlara aracı olarak kullanıp yozlaştırarak
insanların ve toplumun manevi ve vicdanı değerlerini derin yaralar açma. Peygamberimiz böyle demiş. Son birkaç tane var. Yerinde kullanılmayan mal israf edilmiş olur. İlle atılan, çapılan değil. Başka? İnsanın ahirette bulacağı şey ise dünyadayken elde ettiği şeydir. Necm suresi 53. ayet. Neyi bulacaksın? Dünyada neler buldunsa. Dünyada fanilik olmasaydı, yani bugün dün olmasaydı, aynı anda bugün için yarın olmazsa, bugün için yarın olmazsa, hepsi yani olması gerekenler hepsi aynı anda olmuş olsa ne olurdu? Anne baba olmazdı. Çünkü dün yok ki baba. Dün olmasının sebebi anne baba. Eğer dün, bugün, yarın olmayıp da tek an olsaydı anne baba olmazdı. Herhalde o zaman olmakta olan insan olmuş olacaktık. O zaman insan nedir? Olmakta olan insan olmuştur, bitmiştir. Hayvan gibi. Başıyla insanın sonu da aynı anda bitmiş olacaktı. Ne baba oğul, ne de doğru, ne de yanlış. Hiçbir şey kalmazdı. Zaman kalkmış olsa o zaman mekanda olmamış olurdu. Sen o zaman olman gereken her yerde, her an var olmuş olacaktın. Düşüncelerin, konuşmaların, sevgilerin, meyillerin, iradelerin önü arkası olmazdı. Sırayla konuştuklarının hepsi her anda, her yerde konuşmuş, ortaya çıkmış, bitmiş olacaktı ki bu dünyevi akılla bu anlaşılmazdı ve burada kesiyor. İnşallah gayeme vardım gibi. Çünkü değişikliğinize sebep olsun. Farklı böyle olayların, ailemiz vesairemizi bize ihtiyaç duyanların kafalarında olayları çözümlemede değişik, zengin bir malzeme olsun evet. diye okuduk. Abi duaya başlamadan bir sualim var. Bu muhtemelen çok kişinin de kafasında vardır. Şimdi bu ifrata kaçma anlamında şefkat veya cömertlik veya sıddıkiyet. İfrat konuşulursa Ebu Bekir'den daha ifratı hiçbir zaman olamaz Hasan abi. Ama sahabelerin halifesi mi diyeyim abi? Nasıl ifade edeyim onu? Bu nedir abi? Sıddıkiyette ifrat denmemizin sebebi pergeli kendimize koyduğumuz için. Ebu Bekir'in ruhu için o vasattı. Mesela şu soru şöyle cevaplayayım. Ben Resulullah zamanında olsaydım, yaratılsaydım, sahabe olurdum. Beni şimdi niye yarattın? Bu senin ruhun için, bu mekan, bu zaman, bu anne, bu baba, Malatya, şu köyde doğman senin ruhun kemali için en güzel şeydir. Mesela bu kaziyeye göre, soruya göre ben Resulullah zamanında olsaydım sahabe olurdum diyene diyorum ki biliyor musun? Beşte dört iman etmedi. Kapı komşusu Ebu Cehil'di. Sen nereden biliyorsun o kafir tarafında olmayacağını? Peki ben olurdum. Zamanın sahabesi ol o zaman. Asrın imamı var. Asrın imamına talep ol. Sadakat göster. Asrın imamına sadakat Ebu Bekir'in sıfatıdır. Radiyallahu. Asrın imamının hizmetine cömert ol. Malından seferber ol. Hazreti Osman ol. Her şeyinle hizmete Hazreti Ömer ol. Davana koştur Hazreti Ali ol. Hazreti Ali ol radiyallahu anh. Sen zamanın sahabesi ol. Sen nerede, sahabe nerede? İş için namazı terk eden sen nerede imanın? Onların imanı nerede? Onun için onların ruhu o Ebu Bekir'in sırdığı sadakatı o ruha vasattı. Vasat değil mi? Evet. Sen bu modeli buna uydurursan, biraz önce dedim ya, bedevi, süvari, reis, karışırsın. Doğru. Dengeyi tutturamıyor evet. bazıları. Tutturamaz. Nasıl yapacağız bunu ya şimdi? Nasıl yapacaksın biliyor musun? Risale-i Nur'u. Bunun ölçüsü şudur. Herkese göre bir formu şey diyor.
Layıkaları alacaksın. Açın defteri. Tamam, defteri alacaksın. Evet abi. Kastamonu, diş dünyamızı. De, deme, git, gitme, ver, verme. İleri yapıyor. Okurken he, yapmamam lazım. Sen dememem lazım. Gitmemem gerekiyor. Okumamam gerekiyor. Bir düştü. Sonra emir dağı alacaksın. Bu defteri değiştir. Emir dağı he, bu duygu bununla çatışıyor. İçsel alemde birbirine çatışan, çelişen, paralel giden alem, umman. Onları dengeye koyar emir dağla yakası. He, bununla bununla düşünmem lazım. Hmm. Bununla bunu şey yapmam lazım. Mahiyet insanı orada anlatıyor. Tamam mı? Selam. Şu namazı kılınır mı? Orada anlatıyor. Sıkıntı 34 İstanbul plakası. Hizbul Kur'an. He. Hakikaten ya bu duygu. Neydi bu duygu? Bir dakika. Ha bu duygu. Ha. Duyguların şey yapıyor. Tamam koydum. Peki. Barlayı aldın. Defteri değiştirdim. Barlayı aldın. Barla âli, idealist bir ruhun İhya ve inşası için malzemedir. Malzeme deposudur. Ha vay be. Âli bir ruhun idealist bir davasına yürümesi için malzemelerdir. Bak nasıl yürümüşler onlar. Hani Allah diyor Kur'an'da 28 peygamber, 28 tane peygamberin kıssasını niye Kur'an'da koymuş? Niye? Onun duası ayet olmuş. İbrahim Aleyhisselam la ukul afilin demiş. Allah ayet yapmış. Musa Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam Bismillah mecra ve mursa inne rabbille gafurrahim. Musa Aleyhisselam sözü. Ayet yapmış. He, nasıl ki Kur'an'da la teşbih ve la temsil ne yapmış? Peygamber kıssaları Allah söylüyor peygamberimize. Bir, seni külli düşündürmeye. İki, kalbini güçlendirmek için yapıyoruz. He, barla da böyledir. Kur'an'da cari olan sır, risalede de caridir. Kur'an izah edildiği gibi risalede izah edilir. Kur'an'da kıssalar olduğu gibi Risale'de de kıssalar vardır. Kur'an'da nasip emmesi olduğu gibi Risale'de de vardır. Böyle. Barla da bunu göreceğiz. Hasan abi şu şeyi de kısaysa bir okusaydık ya şu kelamı. Çünkü demin bir şey söyledin de zaman ve mekanı yaratan bir zatın kelamı zaman ve mekanın içinde olamaz. O arkasında. O zaman kelamın üstünde zaman ve mekan gözüküyor. O zaman sen kaçırdın. Aç Hasan abi. İlk önce bir zamanı okuyayım. Çok şu, enteresan şu kadar. Yani, çok ama önemli. Saat 13'e geçiyor. Acele mi? Acele mi çıksın abi? Yok, acele mi? İyi abi, bu çok önemli. Niye vereceğim?